Sonra çorbamız, 3 tane yemeğimiz hazırlandı sevgili izleyiciler. İnşallah siz de evinizde yapacağız. Hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Hamsili köftemiz için 1 kilo kadar temizlemiş hamsi, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, ondan sonra 6 adet taze soğanımız, ondan sonra 1 adet yumurta, 1 tutam maydanoz ve dereotumuz, ondan sonra 1 tutam nane kullanabiliriz. Ondan sonra 1 su bardağı kadar mısır unumuz, 1 adet pırasa, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, pulverimiz, kekimiz kullanılacak. 1 kilo kadar temizlemiş hamsi, 1 adet rendelemiş kuru soğanımız, ondan sonra 6 adet taze soğanımız, ondan sonra 1 adet yumurta, 1 tutam maydanoz veya da dereotumuz veya da nane. Ben üçünden de kullandım ama siz hangisini isterseniz onu da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı kadar mısır unumuz, ondan sonra 1 adet pırasa, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuz, kekik, pulverimiz ve karabiber kullandık biz. Önce geniş bir kabımızı içinde soğanımızı rendeleyelim. Soğanımızı rendeledikten sonra onu güzelce bir şekilde bir karıştıralım. Ondan sonra tekrardan içine bir tane pırasamızı ince ince doğrayalım. Pırasa ince ince doğradıktan sonra içine ilave edeceğiz. Ondan sonra içine biraz tuzumuzu ilave edelim. Tuzla beraber iyice bir karıştıralım. Tuzla beraber iyice bir karıştırdıktan sonra onu güzelce bir şekilde tekrardan içine baharatlarımızı ilave edelim. Ondan sonra hamsilerimizi doğrayıp içine ilave edelim. Ondan sonra içine bir tane yumurtamızı, mısır unumuzu, hepsini aynı şekilde yeşilliklerimizi içine ilave edelim. Beraber karıştıralım. Karıştıktan sonra isterseniz tavada, isterseniz ızgarada, isterseniz fırında pişirdikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Hemen diğer listemizi alabiliriz.